Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. ABD'nin milyarlarca dolarına Türkiye darbesi planları bozulunca tehdit etmeye kalktılar. Değerli izleyenler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın kuzey yakınından gönderilmeyen doğalgazı Karadeniz üzerinden yollayabileceğini, hatta Avrupa için Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurulabileceği sözleri tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ambargo ve yatırımlardan dolayı enerjide zor duruma giren Avrupa'ya ABD'den milyarlarca dolarlık sıvılaştırılmış doğalgaz satılacaktı. Bununla ilgili Mart ayında ABD ve Avrupa Birliği arasında bir anlaşma da imzalanmıştı. Şimdi ise Putin'den gelen Türkiye'de enerji merkezi teklifinin ilk olarak ABD'yi rahatsız etmesinin arka planındaysa bu LNG satış planının bozulma korkusu olduğu belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı temsilcisi yardımcısı Vedant Patel, ABD olarak müttefiklerimize enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya yönelik adımlar atmaya çağırıyoruz. Özellikle Türkiye özelinde uzun vadeli enerji güvenliğini güçlendirme çabalarına yardımcı olmak için Türkiye ile yakın bir şekilde çalışıyoruz dedi. ABD'li yetkili, Türkiye'ye ve tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza kimsenin yasa dışı Rus varlıkları veya işlemleri için güvenli bir limana dönüşmemesi gerektiğini açıkladık ve bunu yapmaya devam edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Mali suçlar ve terörün finansmanı ile ilgili konulardan sorumlu ABD Hazine Müsteşarı Elizabeth Rosenberg de Türkiye'yi ziyaret etti. Rosenberg, Türkiye'de kaldığı 3 gün boyunca Türk Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan meslektaşlarıyla temaslarda bulundu. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada bu görüşmeler yaptırımlardan kaçınma ve diğer yasa dışı finansal faaliyetlerden kaynaklanan riskleri ele almak için ABD ve Türkiye arasında yakın işbirliğinin önemine teyit ettiği ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.